televizyon yoktu. Gazete de her zaman olmazdı. Öyle güzel cahillik ki keyfimiz bozulmazdı hiç. Dışarıda kar ama kuzine içten içe öyle yanıyor ki kuzinenin üzerinde demir maşa, maşanın üzerinde de ekmek dilimleri. Aydınlık bir kış sabahı ve kızarmış ekmek kokusu. Sucuk lükstü, yumurta lezzetli, ekmek her zaman ekmek gibi. Bir kez olsun kümesten yumurta almamış, bir kez olsun o kızarmış ekmeğin kokusunu duymamış. Fakat alışveriş merkezlerinin restoran katlarında boğucu bir gürültü ve havasızlık içinde hamburger keyfine fit olmuş çocuklar ve gençler için ben ne kadar yaşlıyım. Dışarıda kar, içeride kanaat, içeride huzur. Portakal kabuklarını sobanın üzerine dizer, kokusuna ram olurduk. Kestanı közlemek büsbütün bir gecenin akılları seza mutluluğuydu. Sonra illaki büyüklerin anlattığı hikayeler, hatıralar, birçoğu arızalı ve tedaviye muhtaç beyinlerden çıkma dizilerin ve filmlerin açtığı hasarlar yerine geçmiş ve besleyici bir masal dünyası. Lezzet bir tarafa, kokuya da hasret kalacağımız kimin aklına gelirdi? Ekmeklerimiz el değerek üretilirdi. Sağlıklıydı, lezzetliydi ve mis gibi kokardı. Çay da kokardı, domates de. Bütün bu nefasete küçücük bir bakkal dükkanının zenginliği yetiyordu. Dışarıda kar, zam endişesi, doğalgazın kesilme korkusu, yolda kalma telaşı, rejim tehlikesi. Kimin umurunda? Ne güzel cahildik. Mutluluğun resmini çiziyorduk.